Ben Celal Öreyen. Mayıs 11'de işten çıkarıldım. İş hakkım feshedildi. Feshedilmesinin de temelinde yatan neden enerji kayıplarındaki usulsüzlüklere, çıkan ağır cezalara karşı koymamızdı. Yapılanların etik olmadığını düşünüyorduk. Etik olmadığını düşündüğümüz için de yönetimin aldığı toplantılarda halkın bu duruma tepki koyduğunu, tepkilerinde haklı olduklarını dillendirmemizdi. Bu sebepten ötürü var olan sorunları çözmek yerine bizim iş akdimizin feshedilmesi kendilerince daha doğru görüldü diye düşünüyoruz. Saha çalışmalarında bazı personellerin bulaştığı kirlilikleri duymanın akabinde bunları delillemek adına ya da delillemeleri için bölge yöneticilerine bildirmemize rağmen hiçbir şekilde bunların üstüne gidilmediğini görmek haricinde bu birimden beni ciddi anlamda soğuttu. Bölgede var olan bir sorun söz konusu, bu sorunu inkar mümkün değildir ama bu sorunun üstesinden gelinebilecekken ben bu sorunun üstesinden gelmek yerine bu sorundan nemalanmak istenildiğini düşünenlerden biriyim. Çünkü bu sorun bitirilebilir aslında. Ama ben bu sorunu bitirmek yerine bu sorundan nemalanmayı düşündüklerini düşünüyorum. %90'ı deneyimsiz personelden oluşan bir yapıya sahip. Bu personele yapılan baskıların sonucunda performans düşümü olmasın adına yapılan bu baskının sonucunda personelin hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde ciddi anlamda ceza yazdığına şahit olmam. Çünkü personelin kendisi kendi işinden olmamak adına haksız yere vatandaşı cezaya tabi tuttuğuna şahit oldum. Etik çalışan arkadaşlarım da oldu ama bunlar sayısal olarak maalesef şu an için bu kurumda, yani DEDAŞ, Dicle Elektrik dağıtımda az düzeyde diye düşünüyorum. Bizim bir alanda çalışma yapılmıştı, bölge mobil enerji kayıpları çalışması. Şehir dışından gelen arkadaşların yaptığı bu çalışmanın sonucu bize yansıdı. Yine bizim kurumda çalışan arkadaşlar bizimle iletişime geçtiler, burada çalışmayı kim yaptı diye. Biz nedenini sorunca şey dediler, çalışmayı yapan arkadaşlar polis nezaretinde evlere girince kendi taşıdıkları çantalardan iletken çıkarıp köprü dediğimiz sisteme kendilerinin başvurarak vatandaşı cezalandırdığına dair bir iddia söz konusuydu. Daha önce de buna benzer iddialar çok duymuştum ama bu defaki iddia birebir bizim kendi personelimizden geldiği için bir de şahitlik yapabilecek vatandaşların olduğu söylenmişti. Bu bana daha doğru geldi. Doğru gelmesinin temelinde yatan neden o kişilikte personel sayımız azımsanmayacak düzeydedir diye düşünüyorum. Bunlardaki temel hedef de maalesef düşük düzeyli primi elde edebilmek ve performans denen çalışma aktivitesini yüksek gösterebilmek. Bunun sonucunda da vatandaşın karşı karşıya kaldığı ciddi cezaların olduğunu görmek her defasında bölge insanı olarak bizi yönetimle karşı karşıya getiriyordu. Ama maalesef onlar her defasında vatandaş ile kolu kuvvetleri personelini karşı karşıya getirerek yapılan çalışmalarda doğan kaostan istifade ederek bir mağduriyet stratejisi güdüp bu doğrultuda hareket etmeyi tercih ettiler diye düşünüyorum. Bize yapılanı hazmedemiyorum. Kurulu düzenimize yapılan bu olumsuz pratiği hazmedemiyorum. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin bu pratiğini eğer kendileri bundan haberdar değillerse yöneticilerin bu pratiğini hazmedemiyorum, doğru bulmuyorum. Bu noktada mağduriyetimizin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sürecin böyle gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu açıklamaları yapmak zorunda olmamın temelinde yatan neden de şu, cesur olmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Korkmak gibi bir lüksümün olmadığını düşünüyorum. Bu süreci halka duyurmanın doğru olduğunu düşünüyorum.